söyleyeyim ben gerisini isteyen tartışsın sonra. Fatih Bey hazır Ekrem İmamoğlu'ndan bahsetmişken Ekrem İmamoğlu şimdi görüyorum yeni yurtlar yapıyor. Hatta öğrencilerle fotoğraflar paylaşıyor vesaire <laughs> bu konuda adımlar attığını gösteriyor. Bir de şöyle bir paylaşımda bulundu kendileri. 100 bin öğrenciye 15 bin liralık bir destek verecekler. Evet öyle bir şey Okudum ben de. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Geçen gün bununla yorumu yaptım. Sadece Ekrem İmamoğlu değil ee... Bütün belediyelerin ekonomik sıkıntılar altında ciddi sorun yaşayan dar gelirli kesimlere ellerinden gelen yardımı yapıyor olması son derece doğru bir hareket. Yani işte kimi yerde kent lokantası, kimi yerde başka adla açılan lokantalar. Ee, emeklilere ve öğrencilere yapılan e, ulaşım indirimleri. Her ne kadar emeklilere yapılan ulaşım indiriminin e, açık söyleyeyim bence... O iş saatlerinin kapsam olması gerektiğini düşünüyorum ama ve belli bir sınırı olmasını da yani Günde beş seyahat, günde üç seyahat gibi falan ama tam mesele de o değil. Yani bu yardımlar çok önemli. Öğrenci yardımına gelince o kadar değerli ki işte burada daha birkaç gün önce bahsetmediğim gibi Emre. Ben bu gençlere çok üzülüyorum diye hayatlarının en güzel yılları pırıl pırıl yaşayacakları yıllar ve bir daha da yaşayamayacakları yıllar. Ya ondan sonra çalışma, iş hayatı, bilmem ne, çoluk, çocuk falan filan. Ondan sonrası hep gaile. Gailesiz, rahat, nispeten rahat ömürlerinin önemli, güzel bir bölümü. Ve bu bölümde bu çocukların bir bira içecek. Bir limonata içecek. İlla bir de şart değil. Arkadaşlarıyla oturup bir kafede, bir kafeteryada muhabbet edecek parası yok yok. Çünkü ana babaları yokluk içerisinde. Anne baba de ki anne eve giren maaş de ki toplam 50 bin lira. İki çocuk varsa her çocuğa beşer bin lira yollasalar ev kirası, yemesi, içmesi çocuk sürünür, ana baba da sürünür. Şimdi o yüzden bu çocuklara yurt yapmak elzemdir. Bak unutmayalım biz de biraz daha para bir bina alalım ve yurt yapalım. Ya bu işten bir para kazanırsak, cemiz atacak halimiz yok paralar zaten. Bir bina alalım, çocuklar bir yurt yapalım yani. Hakikaten çok önemli çünkü. Tövbe tövbe. İçinden seviyorum çünkü. tövbe tövbe dememin sebebi o. İçimden de bir yandan küfür ediyorum bu çocuklara bu hale düşürenlere. Bunlara yurt vermek, bunlara destek olmak, bunlara ucuz yemek sağlamak. Ya keşke mesela bel tur kafelerde öğrenci indirim yani öğrenci şeyleri yapsalar ya. Okullara yakın ya veya başka yerlerde işte gelip oturanlara 50, yüzde 60, yüzde 70 neyse bir indirim yapsalar veya işte askıda bir şey yapsalar falan ya yani o kadar üzülür çocuklara. E o yüzden bu yüz bin öğrenciye 15 bin lira çok kıymetli bir şey. Keşke her hediye verebilse. Ya Orada şartları her türlü zorlamak lazım. Bu arada yani şey olarak baktığınızda büyük bir para olarak görünüyor da bu da çözüm değil de en azından bir şey yok. En azından bir şey ya, en azından bir nefes aldırıyor.